Ben yine Suriye'deki olaylardan devam edeyim. Şam'da fitnelerin görülmesi yine hadislerde belirtilmiş. Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevlenir. Gerçekten de bunu günümüzde de yaşıyoruz. Gökten bir çağırıcı, bir münadi. Mehdi emrinizdir, Mehdi halifenizdir demedikçe de fitneler bitmez. Çözümde gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru. Çünkü bunun dışında çok fazla çözüm alternatifi aranıyor. Fakat hiçbir şekilde akılcı, makul başka bir çözüm şimdiye kadar öneremediler ve böyle bir çözüme giden bir süreçte olmadı. Halen bir belirsizlik ve bir karışıklık devam ediyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına kadar da Allahu alem devam edecek bu. Şam'da Haresta bölgesinde yaşanan olaylar da yine hadislerde çok detaylı belirtilmiş. Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinceye kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmez. İşte biz bunu yaşadık. Bu köy tamamen helak edildi. Burada ifadede de çok açık. Haresta denilen köyün helak edilişine kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmeyeceği bildiriliyor. Müminlerin emiri Ali şöyle buyurmuştur. Sarı bayrakların kırmızı maddelerle Şam'a girdikleri zaman adını Haresta dedikleri Şam köylerinden birinin yerin dibine geçiş olayını bekleyin. İşte bu hadislerde belirtilen beklenen olay gerçekleşti ki bu dönemde bunu yaşadık. Sonra Ciğeryye'nin oğlunu Süfyan'ı bekleyiniz. İşte Ciğeryye'nin oğlu diğer hadiste de Didem'in biraz önce bahsettiği gibi çok detaylı tarif edilmiş. Hatta çocukları musallat olacağına kadar biliyorsunuz çocukların çok fazla sayıda çocuğun can kaybına sebep oldu. O güzel cennet bildanlarının şehit olmasına sebep oldu. O yüzden çok detaylı olarak bütün bu olaylarda tarif edilmiş. Ciğeryeci'nin kim olduğu da belli. Ciğeryeci'nin oğlunun da kim olduğu belli. Yaptığı bütün tahribat da çok detaylı olarak Peygamber Efendimiz tarafından 1400 yıl öncesinden anlatılmış. Allah'ın ona ilham ettiği bu bilgilerle birlikte. Hatta Şam'dan bahsedilirken 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölge olarak geçiyor ki bu da şu anda internette çok kısa bir araştırmaya da ve gece gündüz zaten duyduğumuz şekilde Suriye bölgesinde 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve bunu dahi Peygamberimiz anlatmış hadisinde. Evet,